Hazır mısın? Değilim. Neden? Çünkü ne yani? Ne, ne olabiliyor ya? Ne yapıyorsun? Hazır mısın diyorum çünkü sana hazır mısın TRT spikerine döneceğim ben birazdan. Önümde bilgisayar var, şu an ona bakıyorum. Ben bugün en aslında bir tane video attım ama bunu izleme dedim. Çünkü bu bizim aslında birlikte çektiğimiz eski bir video. 5 sene önce çektiğimiz bir video. Hangisi? Bir aç bakayım hangisi? Bak şu. Şu. Evet. Karıcığımla sürpriz. Bir dakika, bir dakika. Tamam, aynen. 5 sene önce bunu, 5 sene değil mi? 5 sene mi olmuş? 24 Şubat 2017. Yani evet. 5 seneye geçmiş. 5 seneye geçti. Ne? 5 sene önce evli miydik biz? Oha. 5-6 sene olmuş o hakikaten de. Aynen. Neyse işte burada aslında bu benim ilk hazırladığım içerik. Ve sen 5 sene önce sana sorular sormuştun. Türkiye'nin ilk de... YouTuber'larında. Hayır ya. Ya işte ne bileyim, o zamanlar yeni video çekmeye falan başlıyorduk. Benim de senin için hazırladığım ilk içerikti. Bu tabii daha önce yapılmıştır büyük ihtimalle. Benim öyle aklıma gelip de süper bulduğum bir şey değildi. İllaki yapılmıştır da. Her şey öyle canım. Burada belli başlı sorular vardı ve çok merak ettim. Acaba 5 sene sonra Enis o sorulara nasıl cevap verecek? Yani ben hatırladığını zannetmiyorum. Bu videoyu hatırlıyor musun bu arada? İçeriğini hatırlamıyorum. Soruları falan çektiğimizi hatırlamıyorsun değil mi? Soruları hatırlamıyorum. Tamam. Şimdi gene aynı şekilde bu videoyu izleyelim istiyorum. Tamam. Ama durduralım, sen kendin bu sefer bir cevap ver bakalım. Nasıl cevap vereceksin onları merak ediyorum. Bir de bu videoyu izleyin arkadaşlar. İyi izleyin, tamam mı, bu videoyu? Enis'in bana yapmış olduğu zorbalığı göreceksiniz. Daha yeni yeni ekranlara evet ben alışıyorum. Ben mi? Bana demiş ki içerik hazırla bir çekelim dakika, demiş. İnsanları sağa sola çekme. Sen bir izleyelim. Bana orada neler neler laflar söylüyor ve ben böyle mazlum mazlum duruyorum. Lütfen bu videoyu iyi izleyin, izleyelim, tamam mı? Zulmü göreceğiz bakalım. Bu kanala hepiniz hoş geldiniz. Ekrana bak, ekrana. Bakın bir dakika, gördünüz mü? Ekrana bak, ekrana. Gördünüz mü? Bu şaka mı? Hayır, şaka falan değil ya. Şaka, şaka falan kızım, değil. Şaka kızım, sen beni video mizacı mı bilmediğin için. Hayır, mizacı. Ne alakası var? Kaç yıllık evliyiz burada? Kaç yıllık evliyiz? Ben gerçekten bilmiyor muyum? Bilmiyorum. Gerçekten zulme çek o zaman. Zulmetsem videoyu koyar mıyım buraya? Neyse, devam edelim. Bu bir espri. Sen sanki izleyici gibi geldin. Ben buradan yakından izliyorum. Yok. Dedim ki Şebnem'e geçen gün, Şebnem dedim YouTube kanalımıza gelmedin. Ya bu bizim ilk evimiz lan. Ay. Burayı şey yaparken de, boşaltırken de bir videomuz var. Bakarken gördüm. Ben bugün aslında eski videolarımıza baktım, Enis'le olan eski videolarımıza. Bu bizim ilk evimizdi. Boşaltırken de bir tane videomuz var. Çok duygusallaştım bir ekrana anda. Ekrana bak, ekrana. Biliyorum artık, yanlış yerlere bakmıyorum. Burası değil mi? Burası. Burası. Evet, konsepti hazırlıyoruz ya dedim. Sen dedim konsept hazırla. Bu konsepti olsaydım senin hazırladığın konseptin videosunu çekelim. Bir oynama kadın ya. Elinde. Baran 2. Mizaşla ne alakası var? Hayır, hayır, bir dakika. Bunun mizaşla... Bir de böyle mazlum durdurmuş. Bak evet, öyle durmuşum. O zamanlar ben var ya. Ama bak çok şimdi... Çok narin bir çiçektim. Bak ben işten gelmişim, tamam mı? Karıcığım bana... Ben nereden geldim? Ben nereden geldim lan? Sen nereden geldin? Sen de işten geldin. Bir de kalkıp hocama içerik hazırlıyorum yani. Düşünün. En mazlum anda durdurmuş. Böyle böyle bakıyor. En mazlum anda durdurulmuş. Daha oynat. Ya bu şaka yapıyorum tabii. Şebnem ya. Hemen üzüldü. Üzüldü. Dedim. Seni de, videonu da. Ama beni çok üzdü biliyor musunuz? Ya. Çok üzüldüm ben. Amatör amatör hareketler. Şıngır şıngır oynuyor orada. Ya kalmaz. Ne bileyim oğlum, ben video çeken insan mıyım? Nereden bilebilirim ya öyle bir şeye? Doğru söylüyorsun. Konsepti belli ve çekelim. Ben okeyim. Bu bana zulmetme videosu mu ne? Bu geçmişimle yüzleşme videosu. Hayır hayır, bir dakika. Bunu, hayır, sorulara cevap vereceksin. Tamam, ama yani sen bir ağzını... Ama hayır, bu da gerçekler yani. Bak görüyor musun? Sen... Üstümüm görüyor musun? Bak nasıl düşmüşüm. Nasıl düşmüşüm ya? Şimdi olsa hiç takmam da. O zamanlar tabii takıyorsunuz arkadaşlar. Şebnem'in bakışlara bak. Bakın artık o kadar yemişim kırılmış ki. Bu kavanozun içinden. Ama Allah kahretsin. Çek şuradan sorulara cevapla be. Kime olmuş yani? O kadar hevesim kırılmış. Bu kavanozun içinden. Çok kötüsün. Bir tane çekeceksin ve içindeki sorulara cevaplayacaksın. Bunu hangi YouTuber'dan gördün lan? Var mı bir YouTuber bunu yapan? Bilmiyorum var mı yok mu öyle bir iş. Ama sana kavanozu bulup ben şey yaptım. Bilmiyorum var mı yok mu. Ya çalmış sağdan sola kavanozu ben buldum ona. Kaseden çekiyordu. Hayır ya, bilmiyorum böyle bir şey var mı ya, bu benim aklıma geldi. Ya vardır illaki. Ya bir de şöyle bir şey söyleyeyim, ben YouTube izleyen bir insan değildim bu arada. Evet. Yani hani o şey olarak. Yani ama illaki yapılmıştır bu ya. Yapılmayan bir şey yoktu ki YouTube'da. Oldu. Arkadaşlar, Kavanoz Şebnem'in oyun kanalının icadıdır. Yarın başka YouTuber'lar Kavanoz'dan soru çekip cevaplarlarsa bilin ki hakları vardır. Sonuçta bu patent alınacak bir şey değil. Ya varsa zaten olup olmadığını bilmiyorum. Bakmadım öyle bir şey var mı? Varsa da Şebnem'in oyun kanalını kınıyorum. Haberim yok böyle bir şey olup olmadığını. Özel yani. Sorular yok değil mi? Kaç tel saçın var falan diye. Bilmiyorum. Buradan kaç tel saçın var mı? Kel diyorlar değil mi bana o zaman? Konuşma lan kel.
Devam. Teker. Soruyu gösteriyorum. İç güzelliği mi, dış güzelliği mi? İç güzellik mi, dış güzellik mi? Şu anda cevap vermeni istiyorum. O zaman ne cevap verdim diye düşünme sakın. Yok, düşünmüyorum. Şu an yeni cevaplar yani. Sana böyle bir soru soruyorum. İç güzellik tabii canım. İç güzellik mi? İç güzellik, evet. Dış? Dış da güzel olsun istiyorum işte. Ama nasıl? İçleri... Ben ikisini de istiyorum ama şimdi ikisinden birini seçeceksem... Evet. İç güzellik bir insan için daha önemli yani. Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Tamam. Kadın olarak düşünürsem daha rahat cevaplayabilirsin. Çünkü erkeklerde eminim ki dış güzelliğe bakıyor falan düşünmüyorum. Ama bir sanki kadınlar iç güzelliğe bakıyorsunuz hemen yani. Siz de dış güzelliğe bakıyorsunuz. Ne herkes alakası var? Bir insanın dış güzelliğiyle yargılarsan iç güzelliğiyle onunla vakit geçirmek istersin. Hayır, ben orada öyle bir şey demiyorum. Bana bu kadını savunma. Ben sana orada diyorum ki yani bana bunu savunma. İstersen karşı cinsi düşünerek cevap ver diyorum. Daha kolay olur diyorum yani. Ben hep mizaç. Güzellikler tartışıldığı için kadına endeksli olarak cevap versen daha iyi olur. Güzellik diyorum yani. Hiç güzellik bir esprisi yok yani. Orhun da mı o zaman hayatımdaymış? Allah'ım bu ne ya? Hiç güzellik. Ne? Ne dedin? Hiç güzellik tabii ki. Ne dedin? Kesin net. Evet. Hiç güzellik diyorsun, bırakıyorsun. Yani işte, güzellik diyorsun. Tabii ki de edelim, yok. Ama hiç güzellik daha arda söylüyor. Tabii ki de. Tamam. O zaman da aynı. Ama hayır bak, o zaman daha nesi şimdi dışı da güzel olsun istiyorum, dışı da güzel olsun istiyorum diye ağladım biraz öyle önce. Öyle demedim bak. Burada da aynı söylemiyorum ki tabii ki dış güzellik de önemli dedim burada da. Ama iç güzellik tercih ediyorum. Hayır, dışı da burada hemen şey dedin, iç güzellik ama dışı da güzel olsun istiyorum ben dedin. Evet, öyle dedim. Tamam, burada da şu an aynı fikirdeyim. Ama burada hemen dedin yani. Burada hemen dedin, orada hemen demedin. Allah Allah, bu neyi ortaya çıkarttı? Neyse, bir şey ortaya çıkartmadı ya. Bak sinir bozma. Ama bak sen çok sinirli bir kadınsın ha. Bu diğer benim başıma patlayabilir ha. Hamile siniri var üzerimde. Vallahi gerçekten evet bak ya. Beni sinir etme yani. Doğru düzgün cevapla. Oo, zor soru. Fenerbahçe mi, Alanya Spor? O zamanlar Alanya Spor'u yönetiyordum. Kariyer yapıyordum evet. Yani şimdi cevabım belli yani. Tabii de Alanya Spor. Çay mı kahve mi? Kahve. Aa, bunu durdurmadım. Durdurmadım ama kahve biliyorum zaten. Evet, buna zaten tırt sorular. Şey. Yaşımız için yaptım ben bunu. İlişkide ilk adımı kadın mı erkek mi atmalı? Kimin canı istiyorsa o atmalı. Yani kim daha çok istiyorsa o atmalı yani. Ya sen hayattan bezdin mi? Yaşlandın mı yoksa? Hayır ama bu soru ilişkide kim atmalı? Bunun net bir şey cevabı yok ki. Bu duruma göre değişir. Artık günümüz toplumunda cinsiyetçi yaklaşımlar yapmıyoruz ya Şebiş. Tamam bu yapmıyoruz. 2017'de doğru bir soruydu ama 2022'de bu sorunun bir anlamı kalmadı yani. Ya hayır aslında şöyle aslında atmalıdan ziyade tamam, sen... Tamam istediğin cevabı vereyim mi? Evet sen atarsın karşı taraftan beklersin öyle diyeyim sana. Ben kendim için mi evet, soruyorum? Evet kendin için. Karşı taraftan beklerim. Adım atmasın. Evet. Tamam. Nedenini de söyleyeyim mi? Söyle. Yaşadığımız coğrafyada hem erkeklerin hem kadınların daha temkinli olduğu bir coğrafya... Tamam sus. Ooo deli konular. Kadına. O yüzden iki... Ay hiç değişmemişsin. Hiç bozmamışsın kendini. Hiç değişmemem kötü bir şey lan aslında. Hiç gelişmemişim hep aynı. Hediye almak mı, hediye vermek mi? Vermek. Almak beni mahcup hissettiriyor ya. Ama vermeyi de sevmiyorum. Evet vermiyorsun. Hediye verdiğini de görmedik hediye, yani. O yüzden vermeyi de sevmiyorum. Bir hediye almışlığın. Ay çok yalancıyım. Ama yok. Ne? Evet hediye almıyorsun. Evet hediye almıyorsun değil. Bir şey almıyor değilim. Hediye haline getirmiyorum aldığım şeyleri sadece. Yoksa alıyorum hediye. Nerede aldın? Yani en son set getir aldım. Tamam ama onu neden aldın? Güzeldi çünkü. Hayır onu neden aldın? Neden aldım? Hiçbir şeyden almadım. Onu neden yani aldın? Cevap vermedim ama hediye vermek demiştim. Hediye vermek. Biraz da açıklamalı gidersen sevinirim. Tamam, videomu mahvetmek için var ya. Olmadı. Böyle bu saçma bir şey mi? Bak orada açıklamıyorum diye kızıyor. Burada açıklıyorum diye kızıyor. Açıklıyorsun diye kızmıyorum ya. Neyine kızım açıklıyorsun diye. Açıklayacaksın zaten. Ya az önce konuşuyordum ya çünkü neden biliyor musun dedim kadın erkek diye açıklıyordum. Ha dedin geçtim. Ya of ya sıkıldım artık o saçma şeylerden ya. Onu duymak istemediğim için. Ha tamam. Tamam neyse. Bir daha böyle şeyler çekmeyeceğiz. Sen bana bir şey söyleme falan. Hayırdır bir derdin mi var? Öyle bir yan baktım. Yoo. Kendin şey yapma. Videonun kontrolü bende olsun istiyorum. Ha tamam. Yani patsan dur, her şeyi dur. Eline geçirmeye çalışıyorsun da sinir tamam. Oluyorum o yüzden. Özür dilerim. Çok sinir oluyorum ben bu adama. Ben bu aralar çok sinir oluyorum. Hediye vermek çünkü sürpriz yapmayı ve insanları şaşırtmayı seviyorum. Hediye vermek o yüzden. Evet. Şaşırtmak ve karşımdaki insanın şaşırdığı ve tepkisini görmek yani mutlu olmasını görmek hoşuma gidiyor. Ya yalancının tekisin ya. Senin hediye verdiğin zaman dilimlerini biliyoruz. Durup dururken hiç hediye vermiyorsun sen. Kesin bir bok yemiş oluyorsun. Onun üzerine hediye alıyorsun yani. Başka bir şey olmuyor. O kadar sık hediye de almıyorum ama sevmiyorum. Kimleri şaşırtıyor, kimleri mutlu ediyor bilmiyorum artık. Yani ay canım Şebnem. Ben de bilmiyorum. Yani burada kameranın biraz daha içine girsene. Acayip dışın kısmı. Bayağı yaktın onu. Çünkü bu olayın dışındayım ben anladın mı? Doğruluk mu cesaret mi? Bak. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Niye cesaretin yok mu aşka? Allah Allah. Şu anda cesaretle ne isteyeceğini bilmiyorum çünkü. Ama saklayacak bir şeyim yok o yüzden doğruluk. Aha, hep doğruları söylemem.
dönüyorsun. Tabii. Bu iş yanlış yere doğru gidiyor Şevden. Şaşırmaca mı olacağız? Ne yapacaksın? Zor soru. Doğruluk ya. Herkes cesur olmak zorunda değil ama herkes dürüst olmak zorunda. Vaaay. Sana bir soru ya. Özlü sözlere gel. Herkes cesur olmak zorunda değil ama herkes olmak. Ramiz dayı. Göründüğün gibi olmak mı? Olduğun gibi görünmek mi? Göründüğün gibi olmak gibi mı? Görünmek. Olduğun gibi görmek mi? Olduğun gibi görünmek. Peki. Bakalım öyle misin? Bu derinleşiyor gittikçe sorular. Ya da ben öyle... Ya çok saçma sorular da var ama daha doğru gelmedi. Sanki başkası hazırlamış ya. Daha da saçması var. Çok basic cevaplarsak bu soruyu. Bir tanesi senin... Zaten dış görünüşe göre yargılamak yok. Dış davranışa göre yargılamak mı denir? Şunu demek istiyorum sadece. Ya bir taraftan... Hiçbir şey diyememiş. Ya bir şey diyeceğim. Bak o kadar eğleniyor ki benim rezil olduğum anlarda. O kadar istiyor ki benim rezil olmam. O kadar o kadar dolmuş ki bana karşı. En ufak rezilliğimden eğleniyorsun. Doğru söyle. Hayır, ne doğru alakası söyle. Var ya? Ben hiç burada şey ben yok. Burada yapınca hoşuna gitmiyor mu? Bak tekrar alırım. Videonun kontrolü bende. Onu söyleyeyim. Kurguda kontrol bende. Kikir 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 gülüyor. Ya bir taraftan hiçbir şey diyememiş. O yüzden karışmıyorum, eğlensin. Bu anların tadını çıkartsın. Benim mutlu olmam lazım. Önemli lan senin mutlu olman. Aynen, çocuk da mutlu oluyor. O da babasıyla eğlenecek. O da bir de olsun, bir dalga geçeceğiz sen. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bekliyorum. Yok bebeğim, niye ya? Sen aşk olsun ya. İşte bak, bu kurgular falan hep senin elinde olduğu için zaten ben şey yapıyorum. Çünkü sen de beni çok rezil ettin. Rezil ettiğim bir sürü yer var benim. Evet. O yüzden. Öyle mi bebeğim? Evet. Alakası yok bir şey. Ben niye senin şeyle rezilliğine mutlu olayım? Öyle bir şey olabilir. Olabilir mi? Saçmalama. İzliyoruz insan... olabilir miymiş? Ya bir taraftan hiçbir şey diyememiş. İnsan kocasının rezilliğiyle mutlu olur mu be? Karşı tarafta seni nasıl görüyorsa o şekildesin. Diğer tarafta sen kendini nasıl görüyorsan o şekildesin. Cevap işte biraz açık. Bak soruyu anlayamamış, ben soruyu açıklıyorum. Biliyorsunuz değil mi? Yani haklısı kestiremez. Yok, o olduğunu görmek. Sen neysen ol. Kendi başkası için. Şekilde, evet, başkası ha. Tarafından göründüğü şekilde olmana gerek yok yani. Kedi mi köpek mi? Kedi. Kedi mi diyorsun? Bakalım ne demişsin? Zor soru. Kedilerin bazı hareketlerine uyuz oluyorum ama ya, sempatikler... Ya Minoş'un nesine uyuz oluyorsun? Bak tırmaladığı, melek gibi uyuyor. Tırmaladığı zaman hiç melek gibi. Hoş olmuyor yani. Kedilerin başkaldırışına aslında bir yandan saygı duyuyorum ama bir yandan da böyle bir biz buraların asiyiz havası hoşuma gitmiyor. Ekmeğini kimin verdiğini unutuyor. Kesinlikle. Köpek. Köpek sahiplendikten sonra Enes'in fikri değişmiş. Kedi. Ve kedi erkeği olmuş meğersem. Evet. Köpeği de seviyorum da yani kedinin daha hoşuma giden, daha rahat hissettiren huyları var. Köpeğe bakmak zor iş yani, o yüzden kedi. Hiç öyle demiyordun ama. O zaman köpek bakmıyordum çünkü. Evet. Kedinin bilmem ne huyları, şunlar bunlar şey. Onun ben canını yerim canını. Hep bir şekilde konuşuyordu ama bakalım. Ay bu arada ben yanlışlıkla kameranın nerede olduğunu artık biliyorum dediğim halde yanlış yerlere bakmış olabilirim. Diyorsun ki kulum olsun, kölem olsun, sadık olsun. Ama bana muhtaç olsun. Öyle bir şey demedim. Sadece köpekle iletişimin daha kuvvetli oluyor kediye göre. Olmuyor. Yalan mı? Yalan sayılan da yani. Yalan. Aşk mı, sevgi mi? Aşk mı, sevgi mi bebiş? Aşk. Aşk mı? Açıklar mısın bize? Yani, bence bir anlamıyor. İkisi de bir kelime yani. Önemli olan tamam, neyi seçtin yani? Tamam, niye aşkı seçtin? Açıkla. Daha kuvvetli geliyor insanın kulağına kelime olarak. Bakalım o zaman ne demişsin? Mal gibi bakmışım. Sevgi. Yani, nereden çıktı aşk ya hakikaten de? Kelime bunlar, ne fark eder ki? Nasıl aşk, kelime? Sevgi. Kelime falan değil ya. İkisinin de anlamı çok farklı. Ne mesela anlamı senin sevgi aşkla sevgili? Sevgi uzun süren bir şeyken aşk kısa zamanlı bir şeydir. Kime göre? Sana göre mi? Sana göre ya da bana göre değil bebeğim. Aşkta çok daha yoğun hissedersin duyguları. Yaşarsın ve biter. Aşk biter. Sevgi bitmez. Nereden biliyorsun ya böyle bir şeyleri, böyle şeyleri? Nasıl nereden ya biliyorum? Ya bu kelimenin içini sen dolduruyorsun şu anda yani. Kelimenin tanımını sen dolduruyorsun. Tamam. Sence neden aşk dedin, sevgi diye dedin? Sevgili aşk benim için bir farkı yok ki. Aşk kelime olarak daha güzel gelsin. Aşk seçtim. Ya kelime falan değil burada. Aşk ve sevgi ikisi farklı kavramlar. Ya, o yüzden kavram, sana böyle bir soru soruluyor. Tamam da bak şimdi aşk ve sevgi birer kelime, tamam mı? Bu aşkı sana göre ne ifade ettiğini sen anlattın. Sana göre aşk ne ifade ediyor? Ya, aşk bence yüzyıllar da sürebilir. Sevgi? Sevgi de sürebilir yüzyıllar. İkisinin arasında fark olması lazım. Aşka da sevgiye de aynı tanımını yapamazsın. Ya benim için bir farkı yok ikisi arasında. İkisi arasında bir fark yok diye bir şey söyleyemezsiniz. Var bak şu anda döndürmeye çalışıyorum.
açıyorsun? Aşk ya nereden çıktı? Ya döndürmeye çalışıyorum. Aşk nereden çıktı? Aşk duyuyorsam sana o zaman niye aşk demeyeyim? Ya ne aşkı be? Aşk mı kaldı sana? Üzüldesin ya. Kaç senedir birlikteyiz, ne aşkı? E sen ona peki sen ne diyorsun? Sen sevgi mi diyorsun? Aşk demiyor musun? E tabii ki de hayır, aşk demiyorum. Sen bana aşık değil misin? Ben seni seviyorum. Ha, aşk hissetmiyor musun bana karşı? Güçlü duyguların kabarmıyor mu hiç? Bazen. E tamam, demek ki hala aşıksın bana. Sürekli değil ama. Ama tabii ki sürekli olmaz. 7-4 yorar ki insan o kadar yüksek duygularla yaşamak. Enis, bilmiyorum. Bu arada sevgi demişsin, aşk demişsin şu an. Sen çok değişmişsin Enis. Kime aşık oldun lan? Bine mi aşık oldun? Ha? Tante'ye aşık oldum. Nereden çıktı aşk ya? Kim aşık oldu? Aşkın için her şey yapar mısın? Yaparım tabii bebeğim. Ya git. Aşk nereden çıktı? Aşk sevgi demiştik. Güzel, saygılı, sevgili. Bebeğim sen niye bizi 80 yaşına getirdin bir anda? Aşkına ya, sanki liseye mi gidiyordu aşk diyor. Aşkı seçiyor ya. Liseli çocuk gibi. Lise çocuk musun, aşkı seçiyorsun ya? Böyle aşk böyle sanki filmlerdeki gibi ama geç. Hayır. Gerçekliği olmayan bir şeymiş gibi sunuyor gibi. Bak ne güzel de biliyorsun aslında tanımları. Ne kadar da güzel biliyorsun. Unutmuşum artık. Samimi, öyle düşünmüyorum şu an. Gerçek duygularmış gibi. Aşk ise böyle sanki filmlerdeki olmayan parıltılı hareketlermiş gibi. İzledim uyandırıyor bende. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen aşık mı oldun? Nereden çıktı aşk ya? Beni bu videolar yakıyor. Bir şey söyleyeceğim. O zaman da memnun olmamış. Şey bilmem suratına. O zaman da o cevaptan memnun olmamış. Sen aşkımı sevgimi tercih edersin. Aşkımı sevgimi. Ben aşkı tercih ederim hocam. Aferin oğlum Enis. Elini sıkıyorum. Şak. Ekranları elini sıkıyorum. Bir dakika. Devam edebilir mi bu video? Bir akıtalım bir dakika. Yanlış cevabını değiştirme. Sevgi daha sana. Hayır. Sevgi daha sana bir geliyor diyorum. Yani kulağa geliyor. Hani kulağa geldi dışarıdan. Senin hissettiğin. Aşkın sevgini. Bak. Since 2017. 5 yıldır devam eden zulüm. Aşkımı seveyim. Ve ben ikisini de beğenmiyorum cevap. Aşkı da sevgiyi de beğenmiyorum. Söyleyecek. Ama bak açıklayıcı değil. Sorular açıklayıcı değil. Aşk tabii canım. Aşk biter ama bir gün. Evet. Sevgi bakidir. Bir abi zayı iki. Benim de var özlü sözlerim. Ben de söylüyorum özlü sözlerimi. Hiçbir şekilde memnun değil. Batman mi süper mi? Batman. Aaa. Ben izlemeye daldım lan videoyu. Durdurmayı unuttum. Bir şey olmaz. Batman mı Superman mi? Batman. Hala Batman. Hala mı Batman? Evet. Tamam. Hala diyorsun ki paranın kölesiyim. Evet. Batman mı Superman mı? Ay. Esprilerim. Ya. O zamanlar böyle esprilerini yeni... tutuyor. Hala tutuyor ki. Hala bu tarz espriler çok tutuyor YouTube'da. Görüyorum. Batman mı Baygurt mu falan diye. Oo, aldatmak mı aldatmak mı? Çok zor ya. Aldatmak mı aldatılmak mı? Kazık sorular. Ben sana bir şey hazırlayacağım. Tamam, sana öyle bir sorular sorayım mı? Ağlayarak çıkacaksın videodan. Niye? Ne alaka? Sorulara bak ya. Bir de üzerime geliyor cevaplardan sonra. İyi de bu ne? 5 sene önceki. Aldatılmak. Daha kötü diyorsun. Ha, daha mı kötü diyorum? Ne diyorsun ki burada bilmiyorum. Aldatmak mı aldatılmak mı diye sormuşsun. Evet. Hangisini tercih edersin diye sormuşsun. Ha, aldatılmayı mı tercih edersin? Aldatılmak, evet. Tamam. Bakalım. Aldatılmak. Düşünmemişsin. Kimse tercih etmez aldatılmayı. Aldatmak da özel, aldatılmayı tercih edersin. Ya tercih etmiyorum. Bak Şebnem. Bak 2017 model Şebnem. Bak onu tercih etmiyorum. Bak böyle garip garip sorular sorma. Hayır lan, aldatmayı tercih ediyorum. Ben ne çekeceğim kardeşim? Ben koskoca 50 bin aboneli bir YouTuber'ım. Küçücüksün. Küçücüksün, büyümeye çalışıyoruz işte. Çok küçüğüz o zamanlar. Birlikte büyüdük. Değil mi Enis'ciğim? Evet. Değil mi Enis'ciğim? O kanalda benim hakkım var değil mi Enis'ciğim? Sinema mı tiyatro mu? Sinema mı tiyatro mu? Bir kere tiyatro değil senin için. Burada yalan söylemişsin. Sinema yani. Sinema. Ama o zaman bir kere bir tiyatro... Bir dönem tiyatroya çok gittik ya, o dönem olabilir bu. Evet gittik ama... Bir dönem bayağı gidiyorduk tiyatroya sanki. Tiyatro değil ya. Gittiğim son filmlerin hiçbirini beğenmiyorum. Artık benim sinema ilişkimi koparmanın zamanı gelmiş demektir. Yani en azından tiyatrodan... Ama sinemayı da sevmiyorum. Şey, film desen anlarım da sinemayı da sevmiyorum ki. Cevabımı değiştiriyorum. Tiyatro. Ben sinemayı film olarak düşünmüyorum. İkisine de gitmekse eğer, sinemada bir faaliyet de gitmeli. Tiyatroda bir faaliyet gitmeli. Tiyatroyu evet, tercih ederim. Tamam. Bebeğimin belli ağrıdı. Videoyu hızlandırın. Aynen, çok sırtım ağrıyor. Hadi bebeğim. Bir kere beraber gittiğimiz bir oyundan sen almıştın biletini. Bir kere Şebnem bilet almış. Sağ olsun. Beraber de neydi? Gene bakın beni bozmak üzerine. Bu çok saçma. Hiç sevmediğimiz bir hikayeyi. Hiç sevmediğimiz, benim çok sevdiğim bir hikaye. Hiç sevmediğimiz bir hikayeyi herkese paylaşıyor benim yani. Benim çok sevdiğim bir hikaye. Gene paylaşacağım. Gene bakalım yüzümüze, benim suratıma. Ben geldim. Akşam oyuna gidiyorum. Görüyorsunuz. Gittik oyuna. Ve
Hiç memnun değilim. Yani. Yani ikimiz de beğenmedik oyunu. Ben oyunun kötü olduğunu söylüyorum. Şebnem gereksiz bir şekilde sanki oyunu kendi yazmış gibi savunmaya geçmeye başladı. Hani zannediyor ki ben Allah kahretmesin keşke buraya gel falan. Öyle bir şey demiyorum ben. Sadece oyunu beğenmedim. Üzerine konuşuyoruz yani. Ama bir anda böyle bir sanki beni götürdüğü için ben çok pişman olmuşum. Hani vaktimi harcamışım gibi öyle bir şey yoktu. Şebnem böyle bir... Sus be bana... gerizekalı adam. Ne üzüyorsun? Evet. Küçük Şebnem'i ne üzüyorsun? Aynen. Bak sen çok da güzelim orada yani. Benim sen hala güzelsin saçma. Nasıl yani. Üzebildin ya? Nasıl güzel üzmüşüm kızı. Küçük Şebnem'i ya? Küçük Şebnem üzülmüş hep. Ben ne kadar pis bir adammışım. Ay benim başım. Yani biliyorsun yorumlar gelecek. O şimdi kesin kavga edersin. O şunu dedi, o bunu dedi. Bizim aklımıza gelmeyen pek çok şey ihtimalle yorumlanacaktır. Kavga ettik mi? Ettik. Etmedik. Sen trip attın bana bundan sonra. Buydu'dan sonra. Ben kavga ettiğimizi hiç hatırlamıyorum. Ben yok, trip de atmadım. Sen trip atmadın hatta ya bozuldun yani. Ben orada bozuldum ama yani. Devamında da bir tık biraz bozuktun. Ben şu an video içerisinde anladım senin bozulduğunu zaten. Çok erken anladım be. Çok erken anladın. Gülelim eğlenelim diye espriler atmak yorumlara bakalım. Her laftan sonra aslında öyle demek istemedim. Kızma ederse şeyden ama ömrümüzde dokunuşun gözlerinden kaçmadı hoca. Evet. Sorularımı indirme ligini aşağıdan. Daha link verirler. Daha fazla beleş ve kalite çekecek lütfen diye. O zaman da öyle bir şeyimiz vardı. Orhun hala yorum atıyormuş 5 yıl önce. Aa Orhun'un hiç yorumunu görmemiştim ben. O zaman kanalı aktif olmayabilir Orhun'un. O yüzden tikli olmadığı için dikkat çekmemiş olabilir belki. Ne için yazmış onu peki? Ya demesene öyle şaşkın. Orhun'la alakalı bir yorum yapmış yani. İçi Orhun'un olsa bir şey. Tamam. 50 kahve ne günlerde samimiyetimi var rica ediyorum. Böyle videolarda at cansın. Bütün cevapları da baskı olduğunu iddia ediyorum. Hakemi müvekkilin baskı altında cevaplamıştır diye. Evet ya. Evet. Neyse. Bu videomuz da böyle arkadaşlar. İşte yıllar geçse de bazı tartışmalar asla bitmiyor. Aşk mı sevgi mi gibi. Sizin yorumunuzu bekliyoruz arkadaşlar. Aynen. Aşk mı sevgi mi ya? Sevgi yani mi? Bilmiyorum bakalım kaç tane küçük izleyicimiz var aşk diyecek. Kaç tane aklı selim mantıklı sevgiyi seçecek izleyicimiz hala var bakacağız. Hala da bu iki kavramın baskı tanımının. Baskı yapmıyorum yani yanlış anlamayın. Şebnem'in anlatamadığım şey şu. Şebnem'in kafasında aşk ve sevgi için iki birer tanım var. Ve o tanıma göre senin cevabını yakalıyor. Ama herkes için aşk ve sevgi aynı duyguları ifade etmiyor. Tamam. Bu bir sözcük yani. Sen için dolduruyorsun diye herkes aynı şekilde doldurmak zorunda değil. Lütfen bu dediğim anlaşılsın yani. Ne de o videoda döneklik yaptın ama önce sevgi deyip sonra aşk dedin. Gene dönek olduk. Ben tutarlılığım 5 yıldır aynı. Ya var ya sana bir tane hazırlayacağım. Ve köpekte değişmişsin galiba. Evet, köpekte değiştim. O da köpeği tecrübe ettiğim için ama onu da çok seviyorum. Buradan köpüşümü de öpüyorum. Ben öpüyorum seni. Bay bay. Salak arkada yatıyor. Seni de öpüyorum. Seni edersen çok seviyorum seni. Görüşürüz. Hoşçakalın.